Durdukça programında bu hafta çok yönlü bir başka sanatçıyı, Yıldan Taşçı'yı ağırlıyoruz. Bana Bir Öykü Anlat isimli yeni kitabında sanatçı edebiyatla fotoğrafı birleştiriyor. Yıldan Taşçı'nın 68 fotoğrafına 8 sanatçı öyküleri ve şiirleriyle yeniden anlam kazandırıyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz izleyicilerimiz sizi çok iyi biliyor. Çok yönlü bir sanatçısınız. Yıllardır pek çok üretiminiz var. Ama bugün birazcık fotoğrafçılığı ve yeni kitabınızı konuşacağız tabii. Bana Bir Öykü Anlat ismini verdiğiniz. Şöyle başlayalım. Birazcık bizi hatırlatır mısınız? İlk fotoğraf çekmeye nasıl başlamıştınız? Yani herkes gibi hatıra fotoğrafları. Ortaokul yıllarıydı. İngilizce öğretmenim Salih Çelebioğlu'nun Yediler'de Zafer Matbaası vardı. Benim hayatta ilk işim Zafer Matbaası'nda çalışmak olmuştu. Öğretmenim gel yaz tatillerinde işle demişti. Ve orada hayatımda ilk defa fotoğraf makinesini orada gördüm. Düşünebilir misiniz 13-14 yaşında? Yani daha önce fotoğraf makinesi görmedim yani. Çünkü bizim yıllarımız, yani çocukluk yıllarımız 60'lı yıllar yani. O gettolarda yaşanılan dönemin yılları. Ve hoşuma gitti böyle işte fotoğraf makinesi. Yani ilk defa gördüm. Sonra babama işte gittim. Baba bana da fotoğraf makinesi al falan. Ve ilgim öyle başladı yani. İlk orada görmüştüm. Hatıra fotoğrafları çekiyordum birçok fotoğrafçı gibi. Lisede arkadaşlarımın fotoğraflarını çekiyordum. Atletizmleri hiç kaçırmazdım. Hala kaçırmam. Çok severim atletizmlerde fotoğraf çekmeyi. Çünkü enstantane var. Yüksek atlama vesaire falan. Kum havuzuna düşerken. Yani fotoğrafik malzeme fazladır atletizmlerde. Lise yıllarında da atletizmlerde çekerdim. Arkadaşlarımı çekip hediye ederdim onlara falan. İlk öğretmenliğimde Lefke Gazi Lisesi'nde öğretmenliğe başlamıştım 40 yıl önce. Orada öğrencileri, öğretmenleri çekerdim. Tab edip götürürdüm falan. Yani ama artistik fotoğrafı sorarsanız sanatsal anlamda 2008. Yani 2008'de can dostum Tevfik İleri'nin teşviki, desteği ve yönlendirmesiyle sanatsal, artistik fotoğrafa başladım 13 yıldır. Yani Tevfik şöyle demişti bana hiç unutmam. Ya Yıldan sen biliyorsun işte yani işin tekniğini çok iyi biliyorsun. Pozlamayı çok iyi biliyorsun. Zaten sen sanatçı bir adamsın. Yani o sanat ruhu sende var. Niye fotoğrafta sanatsal fotoğrafa yönelmiyorsun? Ben sana yardımcı olurum, seni yönlendiririm falan. Öyle işte 13 yıl önce başladım. Çok iyi olmuş hocam. Tabii sizin de söylediğiniz gibi hem müzik yönünüz var hem edebiyat yönünüz var. Yalnız sanki son zamanlarda fotoğraf birazcık öne çıkmış gibi. Siz nasıl hissediyorsunuz? Evet tabii bu doğal çünkü müzikte benim yani 50 yıl oluyor. Evet. Yani ilk sahneye çıktığım 72, işte gelecek yıl 50 yıl. Şimdi 50 yıllık süreçte tabii üretebildim, geleceğim noktaya gelebildim. Artık teknik açıdan bakıldığında mesela albüm yapsan ne olacak şimdi yani? Çok değişti dünyadaki. Ya kim gidiyor albüm alıyor? Nasıl ki long play alınmazdı. Long play yenmişti 45'liği. Long play'i de kasetler yendi. Evet. Kasetleri ne yendi? Dijital. CD'leri ne yendi? Doğru. Direkt netten indirip satın almak falan. Biraz da tabii ama tabii konserlerim devam ediyor. Yani lirik şiir grubuyla hem şiir hem şarkılar devam ediyor. Yani müzikten hiç kopmadım. Belki üretim bazında dediğiniz doğrudur. Ya Adamos Katsantonis'te zaten yaptığımız albümler var. Evet. Bir önceki yıl seri görüşmeleri yapmıştık Adamos'la. 50 yıldır süregelen seri görüşmelerle dalga geçen bir şarkıydı. Single olarak çıkmıştı. Geçenlerde yani 5-6 ay önce geçenlerde dediğim Her Şair Ölür Bir Gün bestemi klip de yaptık falan. BRT'de de yayınlanıyor galiba şeyde Kuzey Tarım programında. Evet.
Yani tabii fotoğrafa göre daha cılız bir üretim var. Bir de sebebi şeydir, yani kolektif bir çalışma gerektirir müzik. Doğru. Yani bas, gitar, davul vesaire, vesaire, üst stüdyoya girme, eleman bulma, kayıt yaptırma, evet, vesaire. Oysa fotoğrafta bağımsızsınız. Bireysel çalışma. Alıyorsunuz makinenizi, doğa fotoğrafçıysanız doğaya çıkıyorsunuz, sokak fotoğrafçıysanız sokaktasınız falan. Yani daha bağımsız, daha münferit, kişisel, onun da avantajı var. Yani ama ben hep söylerim, benim ana yolum edebiyattır. Ben edebiyat okudum. Evet. Müzik ve fotoğraf ana yola çıkan tali yollardır. Çünkü bütün sanatlar edebiyattan beslenir. Doğru. Ben düşünemem bir fotoğrafçı roman okumasın. Evet. Roman okumayan, öykü okumayan, tiyatroya gitmeyen bir fotoğrafçı muhayyilesi nasıl olacak? Ne hayal edecek ve çekecek yani? Çok doğru hocam, haklısınız. Evet, tabii daha önce de birkaç tane fotoğraf kitabınız yayınlanmıştı ama bana Bir Öykü Anlat isimli bu kitabınızı ben çok sevdim. Çünkü fotoğraflarla öyküleri, şiirleri, yazıları birleştirdiniz. Doğru. Birazcık bahsedelim mi? Nasıl doğdu bu kitabın gerçekleşme fikri? Evet. Şimdi dediğiniz gibi daha önce gene fotoğraf kitaplarım çıkmıştı. Lefkoşa'nın Yüzleri mesela. Hı hı. Ya da Yüz kitabım. Yani 100 tane sanatçı portre. Evet. Ama onlar daha çok jurnalistik çalışmalardı. Yani belgesel nitelikte, artistik öğeyi öne çıkarmayan, belgeci bir tavrın iletileriydi bence. Bu ise onlardan, dediğiniz gibi çok doğru bir saptama yaptınız. Ayrılıyor farklı. Çünkü artistik bir unsur var burada. Yani her şeyden önce edebiyatla fotoğraf birleşiyor. İşte Mehmet Kansu Bey, Ceyhan Özyıldız, Fatoş Avcısoy, Ruso, Fatma Akil Hoca, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Tevfik İleri, Emre İleri, bunlara hep teşekkür ediyorum. Çünkü onlara ben fotoğraflarımı verdim, dedim ki siz izlenimlerinizi yazınız. İster deneme olarak yazınız, ister şiir. Mesela Kansu Bey hep tek mısra, evet, kullandı. Tevfik biraz Kıbrıs ağzı kullandı. Ceyhan'da farklı bir öykü anlayışı var. Fatma Akil Hoca, Fatoş Avcısoy, Ruso, onlar Dervişe Güneyyeli Kutlu, onlar şiirleriyle. Yani mest oldum ben, yani ben yazdım, ben çektim, ben yazmadım zaten. Ben çektim da değil mesele. Yani kolektivizm, onları da katmak olayın işine, içine. Ve okurken ve bakarken bu kitabı eline alan, yani hem fotoğrafa bakıyor, hem de Fatoş Avcısoy Ruso'nun örneğin yazdığını okuyor ve gene kendi bir hayal kuruyor. Evet, gerçekten çok güzel bir duygu bırakıyor insanda bu kitabı okumak, bakmak. Yani birkaç kişi bana şey dedi, böyle bir çalışma Türkiye'de de yapılmadı. Hı hı. Ben çok kitap okuyan biri olarak yani duymadım. Belki yanılırım ama galiba öyle. Evet, tabii daha önce diğer fotoğrafçı arkadaşlarınızla birlikte çıkardığınız fotoğraf kitaplarınız Prime vardı. Prime 4'la. Evet, Kıbrıs'ın Son Gurbetleri. Evet, Son Gurbetleri. Siz röportaj yapmıştınız. Evet, bizimle. Evet. Tabii o kitaplar da çok değerli, çok kıymetli kitaplardı. Onlar da fotoğrafçılık ve belge anlamında. Belgesel, evet. Yani. Evet. Şimdi orada Prime 4'la, yani biz Prime 4'u kurarken tek bir ilkemiz vardı. Ben, Mustafa Müezzinoğlu, Mustafa Evirgen ve Ceyhan Özyıldız. Biz proje üreteceğiz. 3 yıl, 5 yıl ne kadar giderse sonra bir başka projeye geçeceğiz. Kıbrıs'ın Son Gurbetleri, evet, belgeci bir tavrın yansımasıydı. Ve iyi de oldu gelecek kuşaklar için. İkinci çalışmamız da şeydi, Maronitler. Evet. Başladık da 5-6 kez çekime gittik ama araya Covid girdi. Tabii. Ve çalışamıyoruz. 2 yıl oluyor. Şimdi ben o ilk kitapta Kıbrıs'ın Son Gurbetlerini de böyle bakarken hep hayal etmiştim. Hani yanında acaba böyle kısa yazılar olsa, belki biraz öyküler olsa falan nasıl olur diye. O yüzden bu kitaptan da ayrıca bir keyif aldım. Çünkü böyle kendi aklımdan geçen hayali de şimdi sizin kitabınızda görmüş oldum. Şimdi
Ben size bir soru sorayım. En çok sizi etkileyen fotoğraf veya yazı hangileri oldu? Evet, ona geleceğim zaten. Çok merak ederim. Çünkü siz edebiyatı çok seven, çok kitap okuyan birisiniz. Sizin görüşünüz benim için değerli. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Aslında her fotoğraf zaten bir öyküdür. Evet. Ve bunun üzerine yine de bir öykü yazma talebiyle gittiniz. Herhalde bu yoktan var etmekten daha da zor bir şey olmalı. Kesinlikle, tabii ki. Şimdi bir de şu var, yani kolay bir şey değil aslında. Yani sen o fotoğrafa bakacaksın ve o fotoğrafın senin ruhunda yarattığı izlenimleri yazacaksın. Yani birebir, işte bu fotoğrafta çocuk annesinin kucağındadır. Annesine bakmaktadır. Annesi de ona gülümsemektedir. O değil o işte. O, evet. O değil. Yani şeye benzer bu. Hani okuruz bir şiiri ve deriz ki bu şiir değil yani. Yani yan yana koysan mısraları cümle olur. Eğer olursa o zaman şiir değil. Ona benzer bu işte aslında. Yani hiç benim hayal edemeyeceğim şeyleri veya bir okuyucunun hayal edemeyeceği cümleleri, dizeleri döktü arkadaşlarımız ortaya ve yoktan var oluş işte dediğiniz gibi böyle oldu. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok çok güzel ve çok etkileyici olmuş. Mesela kitapta bir şey var. O çok önemli. Yani ben erotik edebiyat tarihini çok iyi bilen biriyim. Çok kitap okudum. Yani üniversitelerde hiç abartmadan söyleyebilirim. Erotik edebiyat tarihi de ders verebilirim. Fatoş Avcısoy Ruso'nun benim fotoğrafıma yazdığı şiirin tarzında detayını vermek istemem o şeyin. Biraz müstehcenlik olabilir. Öyle bir şiire rastlamadım. Ve bunu üstelik bir kadın şairimiz yazıyor. Ve dünyada da ben böyle bir şey görmedim. Fatoş'a telefon açıp söyledim de yani herkese teşekkür ettim. Elbette. Ama Fatoş'un o nü fotoğrafıma yazdığı dünya erotik edebiyat tarihinde eşsizdir. Evet, çok güzel hocam. Şimdi benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Fotoğrafları siz seçtiniz herhalde ve hangi fotoğrafı kime vereceğinize siz karar verdiniz. Evet. Tersini de yapabiliriz. Bu ayrımı yaparken evet zor olmadı mı sizin için? Hangi fotoğrafımı seçeyim birinci soru. Seçtiğim bu fotoğrafı acaba kime vereyim? Şimdi bu aslında ikisi birden oldu. İki aşamalı çünkü. Önce ben Mehmet Kansu hocama verdim bir miktar. Tabii bir de şimdi ikisinin de artısı eksisi var. Yani onların seçmesinin evet. ya da benim seçim vermemin ikisinin de artısı eksisi var. Önce ben Mehmet Kansu hocama verdim. Ceyhan Özyıldız'a verdim. Tevfik İleri'ye verdim falan. Sonra dedim bunu biraz daha açayım. Tabii. Yani kolektivizm artsın. 3-4 kişiyle kalmayalım. 7-8 kişi hatta daha fazla. Bu defa 69 fotoğraf var ya toplamda. Yani örneğin 30-35'i 40'a yakını verilmişti bu arkadaşlara. Kalanı işte sizin dediğinizi yaptım. Dedim ki Ceyhan ben veriyorum sana bu fotoğrafları. Fatoş Avcısoy Ruso, Fatma Akil Hoca, Dervişe Güneyyeli Kutlu onlarla görüş. Onlara ver ya kendileri seçsin ya sen dağıt dilediğiniz gibi. Tamam hocam dedi. Yani ikinci aşama biraz öyle oldu gibi. Ha belki bu defa bunun yani bir nehir yayıncılık gibi düşünürsek Simge. Evet. Belki bir yıl, üç yıl, beş yıl sonra eğer yaparsam bu defa tam tersini yapacağım. Bütün fotoğrafları kendilerine tab edilmiş olarak vereceğim. Kendileri bulsunlar kimlerse ve kendileri seçsinler. Evet, o da daha değişik bir üretim çıkaracaktır evet. ortaya diye evet. düşünüyorum. Yani şimdi benim seçkimde avantaj şuydu. Bakardım fotoğrafa, ha buna Tevfik İleri bir şey yazabilir. Ben belki ön yargı bilemem ama. Yok bunu, hocam bence edebiyatçı kimliğinizden işte, de olabilir o. Evet, evet. Yani Tevfik'e çok estetik de şey vermek istedim. Çünkü Tevfik İleri çok iyi bir fotoğrafçı. Evet. Ama çok iyi bir edip değil yani sonuçta. Ona göre fotoğraf tabii, verin. Tabii, doğru. Evet. Tabii pek çok yazar var, pek çok isim var kitapta. Bahsettik bunlardan da. Şiirler var, düz yazılar var. Daha öykü tadında
olan yazılar var. Hepsi çok güzel. Hepsinden çok keyif aldım. Tabii en çok Fatoş Avcı Soyurusoy'un yazdığı öykü beni çok etkiledi. Yani dağ yolunda yaşanan trafik kazasıyla ilgili olan. Altı gencimizin öldü. Evet. Eşler. Yani hem o çok güçlü ve çok insana dokunan bir fotoğraf. Evet. Hem de Fatoş'un üzerine yazdıkları da gerçekten çok etkileyici. Bizim tarihimizde de çok acı bir olay olarak tabii. Hepimizin zihninde yerini almıştı. Beni çok etkiledi. Tabii Ceyhan Özyıldız'ın ve Mehmet Kansu'nun şiirleri de çok güzeldi. Hiç kimsenin de tabii hakkını yemeyelim. Siz sorduğunuz için ben özellikle onu belirtmek istedim. Bu noktada ben sorayım. Sizi en çok hangisi etkiledi? Belki o Fatoş'un. Tabii birinci Fatoş'un. Evet. Yani şimdi burada tabii arkadaşlarım arasında tabii, ayrım yapıyorum anlamına gelmesin bu. Hatta şu anda ismini söylemediğim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkoloji bölümünde sınıf arkadaşım Barış Erdoğan. Evet. Barış Erdoğan da evet. Yazdı. Farklı Barış bir isim Türkiye'nin olarak. Önde gelen bir şairi şu anda. Çok iyi bir şair. Hı hı. Rica ettim ondan. Çok sevindi yıllar sonra. Yani hepsinde tat farklı. Yani bir bakıyorsunuz Mehmet Kansu Bey de bir dizeyle çok bir şey kitap. Anlatıyor. Yani, evet. Bir bakarsınız Fatoş'taki duygu seli çok önemli. Derviş'e Güney Yeli Kutlu'da da bu var. Fatma Akil, hepsinde var zaten. Şairdirler evet. Yani evet, önce. Evet, kesinlikle. Barış Erdoğan'ın da daha çok mitolojiye yaslanarak yazdıkları var. Dolayısıyla yani bir tane seçmem lazımsa hepsi güzel, hepsine teşekkür ederim ama Fatoş Avcı Soyu Ruso'nun nü fotoğrafa yazdığı. Evet. Peki hocam benim ilgimi çeken bir şey var kitaba dair. Siz sadece oğullarınızla olan fotoğrafa bir şeyler yazmışsınız. Onun dışında hiç bir şey yazmamayı tercih ettiniz evet, herhalde. Evet. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani başka yazarlar, başka şairlerin gözünden mi fotoğraflarınız evet, okunsun öyle. Diye? Evet. Zaten o fotoğraftan da o anlaşılır. Ha Yıltan Hoca sadece çocuklarıyla olan bir fotoğrafı koyup da fotoğrafın arkasına ne yazdığını yazmışsa kitaba, demek ki amacı aslında fotoğraflarını başkalarının izlenimleriyle yazılması. Evet. Amacım oydu zaten. Hatta bir tane benim hanım var, kanser olduğu dönemde bir fotoğraf var. Ona Derviş'e Güney Yeli Kutlu çok güzel yazdı. Çünkü siyah beyaz saçları dökülmüş ama dudakları kırmızı evet. olan fotoğraf. O da çok etkileyici. Yani torunları falan koydum. Hatıra evet, kalsın onlara. Çok güzel hatıra oldu. Ama hakikaten de estetik değeri olduğu için koydum. Elbette. Yani sırf işte torunumdur da koyayım da o değil yani. İyi olmasa koymayacaktım zaten. Evet. Hocam çok anlamlı olmuş aslında. Sadece oğullarınızda olan fotoğrafa öyle güzel bir cümle yazmanız da ayrıca anlamlı olmuş çok. Evet. Gelinim var, gelinlerim var, onların fotoğrafları da var. Şimdi yani onlar sonuçta benim çevrem yani. Yani orada ışık çok iyiyse o fotoğrafta ve öyküsü varsa fotoğrafın. Yani şimdi orada ön sözde ben zaten belirttim yani. Öyküsü olmalı fotoğrafın, ben elbette. O görüşü savunan biriyim. Yani şimdi bir çiçek fotoğrafını küçümsemem, estetik değeri de olabilir. Çok güzel ışık da kullanılmış olabilir. Tonlamalar çok iyi olabilir. Hozlama çok iyi olabilir. Ama bir öykü anlatmaz bana bir çiçek. Evet, o belki bir arşiv niteliğinde olabilir. Belki özel bir tür olabilir. Yani takdir ederim, çok iyi fotoğraf derim ama bir öyküsü yok yani sonuçta. Evet. Ama öyle sanıyorum ki bir fotoğrafın öyküsü olması için aslında belki de insan olmalı fotoğrafta. İnsan tabii. Değil mi? Bazen insanı olmayan mekan fotoğrafları da size bir şeyler aktarabilir öyküsel anlamda. Ama insan, mekan, zaman. Evet. O üçgen. Bu üçü. Evet. Evet. Ortaya çok güçlü fotoğraflar çıkarıyor. Kesinlikle. Evet, sizin de zaten böyle bir tercihiniz var. Yani, daha çok portreleri çalışıyorsunuz. Bu. Evet. Evet, Kıbrıs Türk insanla çalışıyorsunuz. Evet. Hem çok bildiğimiz hem bilmediğimiz insanları bize tanıtıyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve bence
tarihe de bir iz bırakıyorsunuz. Evet. Yaşadığımız döneme dair. Şimdi işte onu çalışıyorum Simge. Mesela 2 yıldan beri, Mart'ta 2 yıl olacak, korona günlerinde maskeli yüzler. Evet. Binden fazla Kıbrıslı Türk'ün portresini çektim maskeli. Çok önemli bir belge olacak. İleride, 50 yıl sonra. Tabii yani işte Kıbrıslı Türkler bunlardı. Evet, i̇şte böyle maskeli. Bir pandemi yaşadılar. Evet, bir onu çalıştım bu 2 yıla yakın sürede. Bir de pandemi döneminde Kıbrıs'ta yaşam. Yani işte 2 kişi tavla oynarken ama yüzlerinde maske var mesela. Evet. Ya da adam salatalık domates seçer ama yüzünde maske var. Evet, aslında bu da kendi içinde özel bir durum ve özel bir dönem ve bir şekilde arşivlenmesi lazım. Gelecek için çünkü. Belki bize bugün çok da önemli görünmeyebilir. Artık kanıksadık evet. bunlara ama evet, evet. dediğiniz gibi 50 yıl sonra, 60 Tabii, yıl sonra çok anlamlı olacak. Bu değişik bir dönem olarak tarihe geçecek. Tabii. Çünkü zaten sevgili Simge, sanatçı yaşadığı çağın tanığı değil midir? Doğru. Yani sanatçının birinci işlevi odur. Ressam olsun, heykeltıraş olsun, fark etmez fotoğrafçı olsun, müzisyen olsun, besteci olsun. Yaşadığı çağa tanıklık eder sanatçı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitaptı. Çok keyif aldım. Zevk aldın yani okurken. Elbette. Çok. O önemli işte. Evet. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum size. Böyle bir çalışmayı bize kazandırdığınız için. Ben de size ayrıca bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu da bir belgedir. Yıllar sonra bu programı izleyenler diyecekler ki böyle bir kitap çıkmıştı. Simge Hanım da röportaj yapmıştı. İkisini de Allah rahmet eylesin diyecekler herhalde 60 sene sonra. Sağ olsunlar. Teşekkürler hocam.